Ukrayna Savaşı'nda neler oluyor ona bakmamız lazım. Çünkü cephe alanından gelen bilgiler Rusya'nın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu bir kez daha gösteriyor. Niçin çok ciddi sorunları var? Çünkü savaşın 6 aylık bölümünde hiç beklemedikleri zırhlı araç, topçu bataryası, savaş uçağı, donanma ve personel kaybıyla karşılaştılar. Ve bu personel kaybıyla meselelerini çözmeye yönelik bazı adımlar atmak için şu anda bir hazırlık safhasındalar. Rusya lideri Vladimir Putin bir kararname imzaladı ve 1,9 milyon olan Rus ordusu askeri personel varlığının 2,4 milyona çıkarılmasını karara bağladı. Bu şu demek, 500 bin asker arıyorum demek. Yani şöyle, Rusya arkadaşlar bu Ukrayna Savaşı'nı hiçbir zaman savaş olarak ilan etmedi. Ve bu savaş olarak ilan etmediği için burayı hep bir askeri harekat bölgesi olarak değerlendirdi. Şimdi herkesin gözden kaçırdığı bazı şeyler var. Yeni yeni muttali oluyoruz zaten biz de. Rus Anayasası ve kanunlarına göre eğer bir savaş ilan edilmemişse ve bir askeri harekatla sınırlı bir durum söz konusuysa normal olarak devre bir olarak silah altına alınmış normal Rus erlerin yani bizdeki gibi zorunlu askerliğe tabi olan erlerin Rusya devlet sınırı dışında görevlendirilmesi mümkün değil. İlk savaşın başlangıcında bu nedenle büyük bir kriz yaşadı Rusya. Çünkü Belarus'tan Kiev'e dönük olarak saldırı başlatan Rus birliklerinin önemli bir bölümünün o gençler olduğu yani sözleşmeli er ve erbaşları olmadığı normal muvazzaf yani askerlik görevini yapmakla ilgili gençler oldukları ve çok ama çok büyük kayıp verdikleri ortaya çıkınca gerçekten bir anda ortalık karıştı. Ve Rusya lideri Putin Kuzey Cephesi'nde yenilgiyi kabul ederek bütün ordusunu tekrar Belarus ve Rusya'ya çekmek, oradan da Donetsk üzerinden tekrar bölgeyi ve Ukrayna'yı zorlamak zorunda kaldı. Bu konuda yanlış istihbaratlar, yanlış uygulamaları gerçekleştiren paşalar, generaller, istihbaratçılar hepsi şu anda ya hapisteler ya evlerinde sürgün edilmiş vaziyetteler, görevleri bitmiş durumda ama olan oldu. Şimdi anladığım kadarıyla Rusya 500 bin paralı asker arıyor. Fakat İngiliz istihbaratı biliyorsunuz Rusya'nın içinde çok mükemmel çalışıyor başından beri. Onların verdiği raporlara göre bulamıyor. Çünkü Rusya'da aynı zamanda hiçbirimizin aklına bile gelmeyecek ölçekte bir savaş karşıtı hareket güçleniyor. Bunlardan biri bir savaş karşıtı hareket dün Moskova'da Sovyetler diyorum eski alışkanlık. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Propaganda Dairesi Başkanı'nın arabasını nasıl ettilerse yaktı. Araba yandı ya. Şimdi tabii çok büyük bir tedirginlik. Daha geçen gün Dugin'in kızı gitti. Tamam mı? Yani bir bomba sonucu. Böyle önemli bir şahsiyetin arabasına savaş karşıtı bir lobinin ulaşıp arabayı yakması gerçekten çok önemli bir sorun olduğunu gösteriyor aynı zamanda Rus istihbaratında. Şimdi işin sadedine gelecek olursak niçin Donbas'a girdi? Luhansk'la Donetsk'in tamamen ele geçirmek ve sonrasında da Kırım'da yaptığı gibi bir referandumla Ukrayna'dan koparmak için. Fakat Luhansk'ta Severodonetsk ve Lichisan kentlerini yaklaşık 3 aylık büyük bir mücadeleden sonra aldı. Luhansk bölgesini tamamladı. Fakat iş Donetsk'e geldiğinde o kadar büyük kayıp, o kadar büyük mühimmat kaybı, o kadar büyük zırhlı araç falan kaybıyla karşılaşmıştı ki Donetsk'i tamamlamak için alması gereken önemli kent Bahmut da tıkandı kaldı. İşte bugün gelen haberler
Ukrayna ordusunun, Rus ordusunu Bahmut çevresinden uzaklaştırmaya başladığı yönünde. Bu Rus ordusunun Donbas'ın tamamını da kontrol edemeyeceği izlenimini doğurmuş gözüküyor. Bu ise tabii kendiliğinden çok ciddi bir sorun. Çünkü Rusya'nın çok geniş ufukları vardı bu işler için. Fakat gördüğümüz kadarıyla Luhansk'ı cebine koymuş olsa bile Donetsk'i alamıyor. Ve bu nedenle Bahmut yakınındaki Soledar ve Zaytsova kentlerini fütursuz, pervasız bir roket atışı var ama çok önemli değil. Oradaki direniş kuvvetleri aynı zamanda Slavyansk ve Kramatorsk saldırılarını da geriye püskürterek Rus ordusunda çok ciddi bir moral bozukluğuna yol açmış bir durumda. Aynı zamanda bir kömür kenti olan Avdiivka'da da Ruslar zor durumda. Avdiivka'yı da ele geçirmeye çalışmışlardı. Orada da çok ciddi bir sivil direnişin, sivil ve askeri direnişin ortak harekatlarıyla karşı karşıya bulunuyorlar. Şimdi bu durumdan baktığınız zaman gönüllü ve sözleşmeli er arayışları da giderek zayıflayan ve savaşacak gerçek potansiyelde iyi eğitimli personel bulmakta zorlanan bir Rusya ile karşı karşıyayız. Bir şey var, bir yayın organı var, Fontanka gazetesi. Dedi ki, arkadaş dedi, bu açığı Wagner savaş grubunun askerleri toparlamaya çalışıyor. Yevgeni Prigozhin diye bir adam var. Bu adam öncelikle böyle büyük bir restoran zincirleri sahibiydi. Hatta Putin'in şefi olarak adlandırılıyordu. Fakat sonra Putin'le beraber ve bir takım üst düzey yetkililerle bu Wagner savaş grubunu oluşturdular. Savaşçı bir kimlik kazandı yemekçilikten. Bu Fontanka gazetesinin Wagner'le ilgili açıklamasından sonra Rus savcıları başvuruda bulunmuş Prigozhin. Bu yalandır, böyle bir şey yok, biz Wagner olarak bu savaşın içinde değiliz, bunları hemen cezalandırın diye. Aynı gün CIA yönetimindeki Özgür Avrupa Radyosu Ukrayna cephesinden kollarında Wagner ordu veya Wagner kurumsal kimliğinin beçleri olan cesetler görüntülemiş, onları yayınladı. Şimdi tabii bu iş böyle bir devam ediyor ve bu iş böyle devam etmeye devam edecek. Bir yönüyle baktığınız zaman gerçekten acaba Rusya'nın nefesi nereye kadar dayanacak yönünde ciddi bir soru işaretinin de ortaya çıktı. Yeni bir dönemden bahsediyoruz. Dersimi çalışıyorum. 6 aylık Batı yaptırımlarının şu sıralar itibariyle Rusya'yı nasıl acıtmaya başladığına ilişkin çok sayıda makale okuyorum. Onların özetini size 1-2 gün içinde aktaracağım. Gerçekten şu anda Rus ekonomisi açısından, bakmayın siz işte yok efendim biz ruble ile ticaret yapacağız, şuydu buydu, yürümüyor. Yani bu kadar büyük bir izolasyon sonuç itibariyle ayakta durmaya yeterli değil. Bu bütün yapılan yorumlar yaptırımların sadece ve sadece Çin ve Hindistan'a çok yaradığı ve bu sayede çok ucuz petrol kullanma şansı yakaladıkları yönünde. Onları sonra tekrar anlatacağım. Bu arada Zaporijya nükleer santralini biliyorsunuz ben gündeme getirmiştim ağırlıklı olarak. Devam ediyor kriz ve çok enteresan, Ukrayna hükümeti o nükleer santrale yakın bölgelerde yaşayan kendi nüfusuna iyot ilaçları vermeye başladı, iyot tabletleri.
Meğersem yüksek radyasyonda ani zehirlenmeyi önlermiş o tabletler. Bunu da öğrenmiş oluyoruz. Fakat gelen bilgiler hala da Rus ordusunun nükleer santrali siper alarak ateş etmeye devam ettiği ve karşı ateş aldığı yönünde. Eğer o nükleer santralin soğutma sistemlerinde herhangi bir şey olursa anlatılabilecek bir şey olmaktan çıkar yaşayacaklarımız. O yüzden gerçekten zor bir durumdayız. Lukashenko'dan bir tehdit geldi. Onu da ifade edeyim. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Kazakistan, Ukrayna ve Belarus bünyelerindeki Sovyet nükleer füzelerini ve başlıklarını Rusya'ya devretmişlerdi. Amerikan-Rusya anlaşması çerçevesinde. Ve tabii Belarus'taki depolar boşaldıktan sonra bu nükleer başlıkları taşıyacak olan Su-24 büyük uçaklarının da depolara çekilmesi ve artık kullanılmaması söz konusuydu. Lukashenko, Belarus liderinin yaptığı açıklamaya göre onlar depodan çıkarılmış ve diyor ki biz diyor gerekirse Rusya'nın nükleer başlıklı bombalarını veya şeylerini taşıyacağız diyor. Bu bir nükleer tehdidin devamı niteliğinde olur mu olmaz mı onu günümüzden ilerleyen zamanlarda bulacağız. Bir de Avrupa açısından ilginç bir şey onu da aktarayım. Slovakya 11 MiG-29 savaş uçağını Ukrayna'ya veriyor. Karşılığında da tabii NATO entegrasyonu çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alacak. O uçakların Ukrayna'ya gitmesi, Amerikan uçaklarının gecikmesi falan çerçevesinde üçlü bir anlaşma yapıldı ve bugünden itibaren Polonya ile Çek Cumhuriyeti aynı zamanda Slovakya'nın da hava savunma ordusu veya kuvvetleri haline geldiler. Bu da bir ilginç Avrupa öyküsü olarak tarihe geçti. Finale gelelim. Özetleyecek olursak gelişmeler Putin'in lehine değil. Beklediklerini bir türlü bulamıyor. Önümüzdeki günlerde ben Rusya'dan çok ciddi işaretler geleceğine inanıyorum. Hoşça kalın.